Herkese merhaba. Umarım sağlığınız yerindedir. Sağlığımız yerinde olsun, gerisini bir şekilde hallederiz. Bugün ayrılık acısı nasıl biter, bunu konuşacağız. Bu konuda ilk önce söylemek istediğim ve en önemlisi ilişkinin kesinlikle bittiğini kabule geçmektir. Bazen konu belirsiz kalıyor, havada kalıyor. Bazı partnerler hiç bitti bitmedi bir neden söylemeden aniden ortadan yok oluyorlar. Aniden görüşmeyi kesiyorlar. Mesaj atmayı kesiyorlar ve bu durumda karşıdaki kişi kendini büyük bir belirsizliğin içinde kaybolmuş olarak buluyor ve kafasında hep neden 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 soruları dolaşıyor. Zihin böyledir. Hep bir nedeni öğrenmek ve bir klasörü kapatmak, dosyayı öyle rafa koymak ister. Ve maalesef bu belirsizlik zihni sürekli meşgul ediyor. Yani zihnimiz o zaman sürekli o ilişkide kalıyor. Neden bitti? Bir şey mi yaptım? Ben mi bir şey yaptım? Bu konu da önemli. Ben mi bir şey yaptım? Suçluluk duygusu. Genellikle ilişki benim yüzümden bitti diye. İşte öyle yapmasaydım, çok üstüne gitmeseydim, şu dediğini yapsaydım, böyle olsaydı, işte ailesine daha yakın davransaydım, şöyle böyle ilişki içinde her ne yaşandıysa birçok duygu olabiliyor ve bittiğinde hep kendimizi suçlamaya eğilimimiz oluyor. Bu duyguya çok dikkat etmenizi istiyorum. Kendinizde böyle bir duygu varsa bunu mutlaka bulun ve üzerinde çalışma yapın. İlk önce bu suçluluk duygusundan kurtulun. Eğer mümkünse belirsizlik konusunda da bir netlik getirmeye çalışın. Yani o kişiye, arkadaşlarına, şuna buna bir şekilde ulaşıp hani nedir bunun derdi, neden bu ilişki bitti, neden beni terk etti, terk edildiyseniz tabii ki. Yoksa hani birlikte konuşup da ya bu ilişki yürümüyor diye ayrıldıysak tabii ki gene belki bir acı çekeceğiz. Neden yürümedi? Yürüseydi belki olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu gibi ama o acıyı daha kolay atlatabiliriz. Ama terk edildiysek tabii ki bunun acısı biraz daha sürüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Hiçbir acı sonsuza dek sürmüyor. İlk önce bunu aklınızda tutun. Yani yakınlarımızı kaybediyoruz. Onları toprağa veriyoruz. Vefat eden yakınlarımız oluyor. Ona rağmen bir süre sonra onun acısı bile geçiyor ve hayat devam ediyor. Yani acıyı çekerken bazen bize hiç bitmeyecek gibi geliyor. Çok korkunç bir acı. Bununla baş edemeyeceğim. Altından kalkamayacağım gibi duygular hissediyoruz. Ama şunu aklınızda tutun. Her acı geçiyor. Yani bir süre üzerinden 1-2 hafta geçtikten sonra bile aynı bu şekilde yoğunluğu hissetmeyeceksiniz. Bu acı bir şekilde hafifleyecek. Tabii ki hafiflemesi için sizin de bu konuda göstermeniz gereken çabalar var. Birincisi dediğim gibi bittiğini tamamen kabul etmek. Yani zihnin bir kısmı oradaysa hala ya işte şöyle yaparsam döner, mesaj atsam mı acaba cevap verir mi, yeniden başlar mıyız gibi duygular kesinlikle sizin acınızın çok daha uzun sürmesine sebep olur. Dolayısıyla bittiyse bitti, ben bu defteri kapattım demeniz gerek kendi kendinize ve hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Çok önemli bir şey daha var. Güçlü görünme kaygısı. Çoğu kişide var. Ama herkes her zaman güçlü değildir, her zaman güçsüz de değildir. Ama bir ilişki bittiyse tabii ki güçsüz zamanlar yaşarız. Yani kendimizi güçsüz hissederiz. Bu acıyı çekerken insanlara güçsüz görünmeme kaygısını bırakın bir kenara. Bu yanlışı çok yapıyoruz. Yani bitti ama benim umurumda değil. İşte bu çocukların acımadı ki derler ya onun gibi yapıyoruz. Ama çok gereksiz bir şey. Yani bir acı çekiyorsam eğer o acıyı çektiğimi de kabulleneceğim ve etrafa da söyleyeceğim. Evet bir ilişki yaşıyordum bitti ve ben çok üzgünüm. Şu an bir yas süresindeyim. Bunu bilebilir yakın arkadaşlarım ya da çevrem. Çok doğal ve herkes insanoğlu birbirinin acısını anlar. Dolayısıyla aman acımadı ki yapmak sizin için çok daha yorucu olacaktır. Bu güçlü görünme kaygısını da bir an önce bırakmak gerekir. Demin söylediğim gibi konuda bir belirsizlik varsa yani neden terk edildiğimizi, neden ilişkinin aniden bittiğini bilemiyorsak zihin bu konunun peşine takılıp sizin acı çekme sürenizi çok daha uzatacaktır. Eğer çok kısa zaman içinde bu konuda bir bilgi edinemiyorsanız yani kesin olarak şu yüzden bitti, şu yüzden bitti gibi bir şey öğrenemiyorsanız bu belirsizliğe tahammül etmek zorundayız. Yani şunu kabule geçmek zorundayız. Bu adam da böyle bir adamdı demek ki. Bir neden olmadığı halde bıraktı gitti. Bu ilişki böyle bitti. Yani zihne bir şekilde evet belirsiz de olsa ben bu dosyayı kapatabilirim ve kenara koyabilirim mesajını vermemiz lazım. Aklımızın oraya takılmaması açısından. Ve tabii ki en önemlisi ayrılık sonrası kendimizi toparlamak. Bu konuda ayrı bir video hazırlayacağım. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu ilişkiye başlamadan önce de bir hayatınız vardı. Evet, bir ilişkiniz oldu.
Şimdi o ilişki bitti ve yeniden eski hayatınızı hatırlamak zorundasınız. Yani siz bu insanla birlikte doğmadınız ve o gitti diye ölmeyeceksiniz. Dolayısıyla güzel bir kendimizi toparlama süresi yapacağız. Kendimiz üzerinde çalışmalar yapacağız. Özgüvenimizi yerine getireceğiz. Yapabileceğimiz birçok şey var. Ayrı bir videoda anlatacağım dediğim gibi. Şimdilik sevgiyle kalın, sevgide kalın. Hoşça kalın.